Galatasaray'dan Christian Pavon bombası. Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken flash bir isim gündeme geldi. Galatasaray'ın Boca Juniors'ın yıldızı Christian Pavon'u kadrosuna katmak istediği belirtildi. Arjantin basınından Todo Noticias ve Yunanistan'dan Sport FM'nin haberlerine göre Boca Juniors'ın ikinci başkanı Juan Román Riquelme, Galatasaray ve Olympiakos'un temaslarını doğrularken şu an için resmi teklifin ise Marsilya'dan geldiğini belirtti. Üç takımın da yaklaşımının Riquelme'yi teklif anlamında henüz memnun etmediği belirtilse de Pavon'un 30 Haziran 2022'de bitecek sözleşmesi nedeniyle bu yaz satışının gündeme gelebileceği belirtildi. Şu ana kadar resmi teklifi yapan Marsilya'nın 500 bin euro kiralama bedeli ve 2022'nin yaz aylarında 5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu önerdiği, fakat bunun Boca Juniors tarafından kabul edilmediği belirtildi. Galatasaray'ın ise oyuncu için 7 milyon euroluk bir teklif hazırladığı yazıldı. Bir yandan oyuncuyla da görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Boca'nın teklifi kabul etmesi halinde Pavon'la 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. 2014'te Talleres'ten Boca Juniors'a transfer olan Arjantinli yıldız, 2019'da flash bir transfer olarak Los Angeles Galaxy'ye kiralanmış, fakat 2021 yılının başında yeniden Boca Juniors'a dönmüştü. 25 yaşındaki Pavon, bugüne kadar Arjantin milli takımının formasını da 11 kez giydi. Pavon'un dünyaca ünlü oyuncu değerleme sitesi Transfermarkt'a göre piyasa değeri 12 milyon euro ve oyuncu sağ kanat bölgesinin yanı sıra sol kanat ve hücumda da forma giyebiliyor. Galatasaray, Sacha Boey transferini kapa bildirdi. Galatasaray, uzun süredir arayışta olduğu sağ bek transferini tamamladı. Rennes'le bonservis konusunda anlaşmaya varan Galatasaray, Fransız ekibiyle resmi görüşmelere başlandığını kapa bildirdi. Galatasaray'dan kapa yapılan açıklama şu şekilde. 13 Eylül 2000 doğum tarihli Sacha Boey'un transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Sacha Boey'u pazar günü İstanbul'a getirmesi beklenen Galatasaray'ın 20 yaşındaki sağ bekle 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Geçen sezon Dion'da kiralık oynayan Kamerun asıllı futbolcu 26 lig maçında bir asistle oynadı. Temposu ve hızıyla dikkat çeken Boey savunma gücüyle ön plana çıkıyor. Hücuma da sık sık destek veren Sacha Boey'un potansiyeline ulaşması halinde Fransa milli takımına kadar yükselebileceği belirtiliyor. Sacha Boey daha önce Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giymişti. Patrick Van Aanholt Galatasaray'da. Galatasaray'da transfer hız kazandı. Orta saha için Ruman Alexandru Çiçaldu, sağ bek için genç Fransız Sacha Boey ile anlaşan Galatasaray, sol bek bölgesi içinde bir ara görüşmelerin tıkandığı Patrick Van Aanholt ile anlaşma sağladı. Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgiye göre Galatasaray ile Patrick Van Aanholt arasında bir hafta önce görüşmeler çökmüştü. Fakat yeniden görüşmeler başladı ve Galatasaray ile serbest oyuncu konumundaki Patrick Van Aanholt anlaşma sağladı. Hollandalı oyuncunun önümüzdeki hafta sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Ardından Hollandalı oyuncuyla evraklar onaylandıktan sonra 2024'e kadar sözleşme imzalanacak. Hollanda A milli takımıyla Euro 2020'de 4 maça çıkan Aanholt, geçen sezon Premier Lig'de ise 22 maça çıkmıştı. Son olarak Crystal Palace forması giyen Patrick Van Aanholt, Premier Lig'de toplamda 212 maça çıktı ve 22 gol kaydetti. Galatasaray, Hollandalı sol bek Van Aanholt'un transferi için görüşmelere başlandığını kapada bildirdi. Yapılan açıklamada, Hollanda milli takım oyuncusu 29 Ağustos 1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt'la transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır ifadeleri kullanıldı. Galatasaray, Çiçaldu'yu kapa bildirdi. PSV Eindhoven mağlubiyeti sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray aradığı 10 numarayı Romanya'da buldu. Nikolay Stankiu için Slavia Prag'da anlaşamayan Galatasaray, Üniversiteta Craiova'dan Alexandru Çiçaldu'yu kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılı ekip 24 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu. Galatasaray'dan kapa yapılan açıklama şu şekilde. 8 Temmuz 1997 doğum tarihli Alexandru Çiçaldu'nun transferi konusunda Romanya'nın Üniversiteta Craiova kulübüyle resmi görüşmelere başlanmıştır.
kamuoyuna saygıyla duyururuz. Galatasaray'ın efsanesi George Hagi'nin akademisinden çıkan Çiçaldo, 2018'de Universiteta Craiova'ya 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Burada gösterdiği başarılı performansla Romanya milli takımının da önemli isimlerinden biri haline gelen 24 yaşındaki orta sahayla Galatasaray'ın yanı sıra İtalyan Serie A ekiplerinden Sampdoria'da ilgileniyordu. Öte yandan Beansports'a konuşan Bogdan Stanku, Çiçaldo hem iyi bir şutör hem de iyi bir pasör. Oyun görüşü ise en büyük avantajı. Merkez orta saha için ideal bir isim. Romanya milli takımı için de çok önemli bir oyuncu ancak Galatasaray seviyesi için kendisini hala geliştirmesi gerekiyor. İfadelerini kullandı. Genç orta sahanın duran topları çok etkili kullandığını söyleyen Stanku, onu Selçuk İnan'a benzetiyorum şeklinde konuştu. Galatasaray'dan Gedson Fernandes bombası. Galatasaray uzun süredir transfer etmek için uğraştığı Gedson Fernandes konusunda geri sayıma geçmiş durumda. Portekizli yıldızla kesin olarak anlaşma sağlayan ancak Benfica'nın inadını şu ana kadar kıramayan sarı kırmızılılar son yapılan görüşmede önemli bir adım attı. Yönetimin teknik direktör Fatih Terim'le çok yakın ilişkileri olan Benfica Başkanı Rui Costa'yı 2 milyon euro kiralama ve 9 milyon euro satın alma opsiyonu teklifiyle ikna ettiği öğrenildi. Portekiz basınında önümüzdeki hafta içinde transferin kaderinin belli olacağı belirtiliyor. Eğer son dakikada bir pürüz çıkmazsa Gedson Fernandes kısa sürede İstanbul'a gelecek. Transferin bu noktaya gelmesinde tabii ki genç yıldızın Galatasaray'a gelme arzusu da çok önemli bir rol oynadı. Genç futbolcu kariyerine sarı kırmızılı takımla devam etmeyi çok istiyor. Güncel piyasa değeri 12,5 milyon euro olan 22 yaşındaki yıldız, ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarının yanı sıra sağ kanatta da oynayabiliyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a katılan Gedson Fernandes, Süper Lig'de sahaya çıktığı 17 maçta 3 asist yaparken, Türkiye Kupası'nda oynadığı tek maçta da gol atmayı başardı. Galatasaray'ın 8 numara adayı Bayern Münih'ten. Galatasaray bir an önce 8 numara transferini sonlandırmak istiyor. Gedson Fernandes ve Paulinho için bir taraftan takibini sürdürse de Cimbom diğer seçenekler üzerinde durmayı da ihmal etmiyor. Bu bağlamda sarı kırmızılı yönetimin önüne Bayern Münih'in geçen sezon Marsilya'ya kiralık gönderdiği Michael Kuzens geldi. Hem oyuncunun menajeri hem de Bayern'le temas kuruldu. Bayern Münih Kuzens'in ayrılığına sıcak bakıyor. Ancak Alman devinin kesin satış opsiyonu olması durumunda oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Kuzens ise Almanya'da ya da 5 büyük ligde şansını denemeyi düşünse de şimdilik Galatasaray dışında talip olmaması Almanya İstanbul hattının açık kalmasını sağlıyor. Bayern Münih henüz 19 yaşında olan Michael Kuzens'i yaklaşık 8 milyon euroluk bir ücret karşılığında aldı. Gladbach Akademisi'nin en yeteneklilerinden biri olarak lanse edilen Fransız oyuncu beklenen patlamayı bir türlü yapamamıştı ancak Galatasaray oyuncuyu transfer ederek Avrupa futbol piyasasına sunmayı amaçlıyor.